First of all, I want to say thank you for. Öncelikle kulübümü başkanıma, hocalarımıza, yardımcı hocalarımıza, bütün ekibe, futbolcu arkadaşlarıma, personelimize çok candan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kulübe geldiğim ilk dakikadan sona ana kadar herkes bana çok yardımcı oldu, bana iyi desteklerini gösterdi. Burada 4 ay kadar bir süre bulundum. Ama ancak bana 2 yıl gibi geçti. Çünkü buraya öyle çok alıştım ki kendimi çok rahat hissettim. Herkes bana iyi davrandı ve kendimi çok iyi hissettim. Buradan ayrılmak durumundayım artık. Ayrılmamın temelindeki sebep ise ailesel sebepler. Ailemden ötürü buradan ayrılıyorum. This press conference is only about to setting it to. Evet, öncelikle bu basın toplantısını bir veza etmek için düzenlemiş bulunuyoruz. Geleceğimle ilgili aslında yorum yapmam gereken yerin burası olmadığını düşünüyorum. Buraya sadece herkese teşekkürlerimi sunmak için gelmiştim. Çünkü burada adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olan insanlar oldu. Geleceği konuşmanın zamanı burası değil gibi geliyor. Tabii ki Sivasspor'da oynamak benim için büyük bir zevkti. Bu da ayrılırken herkese iyi anılar bırakma amacıyla gelmiştim ve bu şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir 4 ay geçirdim. Evet, şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi bir halde değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Bütün oyuncularımız, hocalarımız bunun için çok uğraşıyorlar, çok çaba sarf ediyorlar. Takımımızın konferans liginde devam etmesini en çok temenni ediyorum. İleriki zamanlarda bence bunu da başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şu an uygun bir zaman değil ama olmak zorunda olduğu bir zamanda ayrılıyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Evet, dediğimiz gibi takım iyi bir durumda değil ama bu takım birçok şeyleri başarabilecek seviyede bir takım. Buna muktedir bir takım. Özellikle başkanımız bu kulüp için elinden gelen her şeyini geçmişte verdi ve hala vermektedir. Bence kulübün tek bir eksiği var. Taraftar. Kulübün taraftarın desteğine ihtiyacı var. Sadece kulübün değil, bütün oyuncuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü yeterli desteği görmediklerini düşünüyorum. Görmediğimizi düşünüyorum. First of all, I can say that in the summer they make everything to bring me to this club, the president, all the staff. Öncelikle evet, başkanımız yazın benim buraya gelmem için çok uğraştı. Sadece başkanımız değil, onun yanındaki yardımcı yöneticiler olsun, hocamız olsun çok uğraştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bunun için kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda da burada kalmam için gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Beni çok istediklerini de gösterdiler. Ama buradaki konu para veya kariyer veya başka bir kulüpte oynamak değil. Tamamen ailesel bir durum. Ben çünkü daha çok aile adamıyım. Tabii ki futbolu bırakmayacağım. Tabii ki futbolu çok seviyorum. Futbol oynamaya da devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim. Evet. Ama ailemin de tercihleri, onların da düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Burada geleceğimden şu an bahsetmek istemiyorum hangi kulübe gideceğime dair. Çünkü daha net değil. Ama ben buraya gelme asıl sebebim sadece bütün bu Sivas şehrine, kulübe ve başkanımıza teşekkürlerimi sunmaktı. Şu an açıkçası ben de menajerimi bekliyorum. Menajerimin yaptığı görüşmeler sonunda aslında açıklığa kavuşacak. Benim buradaki işim oyun oynamak, yani futbol oynamak ama sıradaki kulübümü zaman gösterecek. Benim sözleşmem 1 yıllık ancak Ocak ayında 250 bin dolar karşılığı ayrılma maddesi bulunuyor. Yok, sebep hani Türkiye veya Sivas şehri değil. Sebep şu, burada uluslararası bir okul yok, internasyonel bir okul yok. Ve benim büyük çocuğum da şu an 1. sınıfta, kendisi Türkçe bilmiyor. Ve kendi ana dilinde veya İngilizce dilinde eğitim göremiyor. Tam asıl sebep bu diyebilirim. Mesela yani Türkiye veya başka bir şeyle alakalı değil. Sivasspor'un en güçlü yanı burada bir aile ortamı var. Tamamen aile gibi yaşayan bir takım görüyoruz burada. Bence bu çok önemli bir şey. Ve Sivasspor'un içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman Sivasspor gerçekten bundan fazlasını hak ediyoruz Sivasspor olarak. Ligde daha iyi bir pozisyon, daha iyi bir üst sıra hak ediyoruz. Ama bu futbol bazen işte istediğiniz gibi gitmiyor. Ve tabii ki taraftar desteği de gerekli. Taraftardan istediğimiz, beklediğimiz desteği de göremiyoruz. Ama Sivasspor geçmişte bu zor durumlardan çıkmasını çok defa bildi. Bence yine bu zor durumlardan çıkacağız. Açıkçası sebebini bilmiyorum. Arkadaşlarımızla da konuştuk. Hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz. Bence hakem de tam olarak kendisi de bilmiyor neden iptal edildiğini. Orada elini kaldırdı, offside gösterdi ama offside nerede var onu da bilmiyoruz. Onu da görmedik. Bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu. Bu da şunu gösteriyor ki VAR sistemi de hata yapabiliyor ve burada da hata yaptığını görüyoruz. Bence burada başta daha fazlasını hak etmiştik. Galibiyet olmasa da en azından beraberliği hak etmiştik ve sonuç belki de galibiyetle de sonuçlanabilirdi. Ama olan oldu. Futbolda zaman her zaman kısıtlıdır. Çünkü 4 gün sonra Konya maçımız var. Ve bu maça şu an odaklıyız. Konya maçına odaklı olmayıp bunu düşünecek vaktimiz yok. Çünkü Konya'dan sonra tekrar kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısıtlı zaman aralıkları içinde geçmişe takılıp kalamayız.